Suriye'ye götüreyim. Çünkü Suriye gerçekten ne olduğunu anlamak Suriye'de şu an için mümkün değil. Ve işte İsrail-Hizbullah arasında bir anlaşma ve ateşkes sağlandı. Bu sefer savaş rüzgarları Suriye'nin içine kaydı. Ve bakınız, Halep her an için düşebilir. Ve gördüğümüz kadarıyla da cihatçılar Halep'i ele geçirmek üzere. Türkiye'nin yanı başında, sınırın kilometrelerce ötesinde Suriye iç savaşı alevlendi. Şiddetli çatışmalar sonucunda muhalifler Halep kent merkezine girdi. Allahu Ekber! Cihatçı grupların Kuzey Suriye'de yürüyüşü sürerken Şam yönetimi ve İran destekli milisler geri çekildi. Rusya ise Suriye ordusuna İdlib'de verdiği desteğin benzerini Halep'te veremedi. Suriye'de son yılların en yoğun çatışmaları yaşanıyor. El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'la eski adı Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu Halep'e ulaştı. O anlar işte böyle görüntülendi. Muhalifler şehrin girişinde İran'ın dini lideri Hamaney'in ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın posterlerine saldırdı. Suriye bayrakları indirildi. Şam yönetimi Halep'teki Suriye ordusuna takviye destek gönderdi. HTŞ ve muhaliflerin ortak operasyon odasını vurduğunu açıkladı. Ukrayna cephesine yoğunlaşan Rusya, Suriye'ye hava kuvvetleriyle sınırlı destek verebildi. Kremlin, durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırılardan İsrail ve ABD'yi sorumlu tuttu. Katar merkezli Middle East Eye'a konuşan üst düzey bir Türk güvenlik kaynağı ise Türkiye'nin saldırıyı engellemeye çalıştığını iddia etti. Kaynak, HTŞ ve muhaliflerin sınırlı operasyon başlattığını, operasyonun Suriye ordusunun mevzilerden kaçmasıyla genişlediğini öne sürdü. Şimdi Suriye meselesinde yabancı ajanslardan bazı görüntülerin olduğu söyleniyor. Bazı bu işte cihatçıların cebinde TL, 200 TL'lerden bahsediliyor, iddia ediliyor. Yani acaba böyle bir şey var mı? Ama bildiğim kadarıyla Dışişleri Bakanlığı yani bu olayların yatışması yönünde açıklama yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, biz dedi taraf filan değiliz. Ama bu enteresan görüntülerin paylaşması da Türkiye'nin aslında itibarını da zedeleyebilecek bir şey. Belki Dışişleri Bakanlığı bunun müdahalesinde yapıyor olabilir. Tabii bu savaş nereye kadar gidecek? Bunlar Şam'da yürüyebilirler mi? Bilmiyoruz ki arkalarında kim var. Türkiye biz yokuz diyor ama alttan bir destek veriyor mu, vermiyor mu? Ya dışişleri yalanladı, bilmek mümkün değil. Yani yeniden bir kağıtlar dağıtılıyor. Rusya gördüğümüz kadar çok etkili değil. Ukrayna da çünkü savaşıyor. Putin son bir mesaj gönderdi. Eğer dedi Ukrayna'ya dedi nükleerleri yığarsanız ben dedi silahlarımla karşılık veririm dedi. Yani şu anda Suriye'yi sanki böyle bir göz ardı etmiş gibi görünüyor. Ama İran da var Suriye'de Esad'ın arkasında. Bir sabah Şam'a da yürüyebilirler mi? Onu da tabii zaman gösterecek. Onur demiş ki, Onur'un mesajı ardından da Özel'le Tekin'le İmamoğlu arasındaki tartışmaya götüreceğim sizi. Onur diyor ki, ey yavrum demiş, eleştiri var burada bana, haklı ama. Haberleri iyi sunabilmek için önce haberlerden haberdar olmak lazım değil mi Fatih Portakal? Haklısın. Ama inan, bak biz sadece 24'ünü aldık. Ve bu 24 haberin detayını aklımızda tutmak o kadar zor ki. Ve ülke almadığımız en az bunun gibi 3 tane daha akış yapabiliriz. Ha bak, yalan da söylemiyorum. Editörüm rejide beni dinliyor zaten. En az 3 tane böyle şey çıkartabiliriz. Tabii bir de konuşan bir bülten yapıyoruz Onur. Bir de beşeriz ya. Şaşarız da yani. Mükemmeliz değiliz ki biz. Mükemmel insan değiliz. Öyle bir insan da yok zaten. Şaşma durumum her zaman var. Kusursuz olmamız mümkün değil. Bravo be Gözde. İyi dedim valla. Ben de kusursuz değilim, siz de kusursuz değiliz. Hatalarımız olacak, tolere edeceğiz bu şekilde. Ve ardından da haberlere devam edeceğiz. Önemli olan sizleri bilgilendirmek. Aynı zamanda benim de kendimin de bilgilenmesi. Şimdi devam ediyoruz.